Bu makale Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Taha Kılınç, Doha'nın yeri. Afganistan'da bugün geniş kitlelerce milli kahraman olarak görülen Ahmet Şah Mesud'un siyasi ve askeri serüveni, tarihteki figürlerin birbirinden nasıl çok farklı biçimlerde okunabileceğinin de ilginç bir örneğidir. Mesud'un taraftarları onu Afganistan'ın bağımsızlığının ve birliğinin sembolü olarak görür. Yer yer epey abartılarla süslü portrede Mesud yerli bir direniş organize etmeye çalışırken kökü dışarıda Taliban'ın karşı koyması nedeniyle başarısızlığa uğramıştır. Taliban'ın kullandığı yöntemler ve El-Kaide ile dirsek teması Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı işgaline giden yolu açmış, böylece bir imkan heba edilmiştir. Taliban taraftarları ise Mesud'u bir vatan haini ve batılı güçlerden medet uman bir korkak olarak değerlendirerek onun özellikle ömrünün son aylarında Batı ile yakınlaşmasını, Avrupa Parlamentosu'ndaki temaslarını ve uluslararası camiayı Osama Bin Laden tehlikesine karşı uyarmış olmasını kanıt olarak ortaya sürerler. Taraflar arasındaki keskin ve derin dünya görüşü farklılığı sebebiyle tanımlar ve tarifler üzerinde bir anlaşma mümkün görünmüyor. Katar'ın başkenti Doha'da geçtiğimiz hafta başlayan barış müzakereleri, işte bu dünya görüşü farklılığı yüzünden yıllardan beri devam eden iç çekişmelerin bir uzantısı. 29 Şubat 2020'de yine Doha'da imzalanan Amerika Birleşik Devletleri Taliban Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen müzakerelerde uluslararası kamuoyunun desteğine sahip Merkezi Kabil yönetiminin temsilcileriyle Afganistan'da hala ciddi tabanı bulunan Taliban'ın temsilcileri karşı karşıya geldi. Esir takası gibi teknik konular yüzünden sürekli pürüzlerin çıktığı müzakerelerin kapsamlı bir barış anlaşmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı meçhul. Böyle bir barış yapılsa bile esas problemin uygulama noktasında çıkacağı kesin. Çatışmaların ve diyalog sürecinin şimdiye kadarki seyri göz önüne alındığında Afgan dosyasını kapatıvermenin kolay bir yolu da yok. Yakın ve uzak tarihi boyunca sürekli dış güçlerin müdahalelerine maruz kalan Afganistan'da yerel aktörlerin ortak bir payda üzerinde uzlaşamadığı düşünülürse siyasi sahnenin düzene konması daha uzun yıllar alacak gibi görünüyor. Afganistan barış müzakerelerinin zamanlaması Katar açısından oldukça ilginç. 2017'den beri komşuları Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan tarafından havadan, karadan ve denizden abluka altında tutulan Katar, ödemek zorunda kaldığı ciddi siyasi ve ekonomik bedellere rağmen Afganistan gibi zor bir ülkede tarafları buluşturabilecek bir kudrete sahip. Nitekim Taliban temsilcileri Katar olmasaydı bu noktaya gelemezdik açıklamasında bulundu. Coğrafi olarak küçücük bir ülkenin böylesine kritik bir konuma gelebilmesinin altında geçmiş 10 yıllara dayalı uzun bir diplomatik tecrübe yatıyor. Bundan önceki Amerika Birleşik Devletleri yönetimlerinin de yönlendirmesiyle Körfez'e bir müzakere vahasına dönüştürülen Katar, İsrail-Filistin meselesinde de inisiyatif sahibi. Hem Filistinli tarafların uzlaştırılması hem de Gazze'ye ekonomik yardımlar yoluyla bölgenin patlama noktasına sürüklenmesinin geciktirilmesi noktasında Katar'ın rolü oldukça önemli. 2011'den sonra Şam'dan ayrılmak durumunda kalan Hamas liderliğinin ikamet için Doha'yı tercih etmesi de yine aynı rol sebebiyle. Katar'ın elinde iki koz daha var. El Cezire televizyonu ve 1960'larda Doha'ya yerleşen Yusuf El Karadavi'nin Arap kamuoyu üzerindeki derin tesiri. Bu iki güçlü enstrümanda Katar'ın dış siyasetinin şekillenmesinde ve dünyaya aktarımında aktif biçimde kullanıldı, kullanılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme adımlarının Filistin'e bakan tarafında Katar'ı sahneden tamamen indirme hedefi ilk sırada. İsrail'de Hamas ve Türkiye ile yakın ilişkilerinden dolayı şüphe duyduğu Katar yerine Birleşik Arap Emirlikleri partner olarak yanında istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri buna dünden hazır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin siyaset yapma biçiminde Katar'ın gözettiği bazı hassasiyetlerin bulunmayışı, Arap kamuoyunun normalleşmeye gösterdiği tepkinin de temelini oluşturuyor. Yoksa Katar'ın veya Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri herkesin malumu zaten. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le kurduğu ilişkiyi Filistin lehine kullanmayacağı yönündeki güçlü kuşku normalleşmenin hıyanet olarak adlandırılmasına yol açıyor.
uluslararası arenanın karmaşık teorileri bir yana, Orta Doğu'nun günümüzdeki manzarasını ülkeler arasındaki kıskançlıkların, öne geçme arzusunun ve ideolojik kinlerin domine etmesi, bölgemiz adına ne büyük fırsatları kaçırdığımızın bir göstergesi. Ne var ki bazı şeyler yaşanmadan kaybedilenler de fark edilmeyecek. Bu makale Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.